Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir okuma sırası videosuyla karşınızdayım. Bu sefer çizgi roman tarihinin belki de en eski kahramanı olan Superman nasıl okunur ondan bahsedeceğim. Umarım video faydalı olur. İyi seyirler.1938 yılında ilk kez karşımıza çıkan Superman halen daha varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizdeki yayım tarihi bir hayli eski olup 1960'lı yıllara kadar inse de günümüzde Batman'e kıyasla pek de derli toplu bir halde olduğunu söyleyemem. Zaten 2000 yılına kadar basılan ciltleri söylemeyeceğim çünkü onları bulup okumak neredeyse imkansız. Güncelde ise Superman külliyatını Yapı Kredi Yayınları basıyor. Sıralamayı One Shot, Yeni 52 ve Rebirth olmak üzere 3 gruba ayırdım ve mümkün olduğunca kronolojik olarak yapmaya çalıştım. Bahsedeceğim çizgi romanların bazılarının baskısı tükendiği ya da tükenmeye yakın olduğu için bulunması zahmetli olabilir. Fakat ben yine de hepsine değinmek istiyorum. Olur da ikinci el olarak edinebilir ya da tekrar baskıya girerse alabilirsiniz diye. Dilerseniz listemize başlayalım. One Shot ciltler. DC artık dönem dönem ilerlemeye karar verse de şimdi söyleyeceklerim bu kısımlardan bağımsız olarak okunabilen One Shot ciltler. Bu yüzden söyleyeceğim sıraya bağlı kalmadan istediğiniz şekilde okuyabilirsiniz. 1. Superman tüm mevsimler. For All Seasons, Jeb Loeb ve Tim Sale ikilisinden çıkma harika bir çizgi roman. Superman'in erken dönemini anlattığı için bir çeşit orijin hikayesi sayılacağından olursanız lütfen okuyun. 2002 yılında arka bahçeden çıkmasına rağmen ilginç bir şekilde nadirkitap.com gibi sahaf sitelerinden uygun fiyatlı bulunabiliyor. 12.850'ye yakın oyla 5 üzerinden 4.11 puan alan bu eseri imkan varsa es geçmeyin. Superman Yeni Dünya serisi. Tıpkı Batman Earth One gibi 3 ciltlik alternatif bir Superman hikayesi olan Yeni Dünya serisi, Superman'i en baştan anlatan bir çizgi roman. 200 ile 830 arası oylarla 5 üzerinden 3.92 ve 3.98 arası ortalama alan bu üçleme, 2013'teki Man of Steel filmine de biraz benziyor. Fakat ilk cilt maalesef piyasada bulunmuyor, ancak ikinci olarak bulunabilir. Ben bu Earth One konseptini her ne kadar çok sevmesem de alternatif olması açısından külliyata çeşitlilik katıyor. 3. All Star Superman. Superman külliyatında önemli bir eser olan All Star, YKY tarafından basılan son Superman çizgi romanı. Grant Morrison'un kaleminden çıkan bu kalın cildin çizimine her ne kadar bayılmasam da güncelde okunacak en iyi one shot çizgi romanlardan. 9400'e yakın oyla 5 üzerinden 4.28 almış olması da ne kadar iyi olduğunu kanıtlıyor. 4. Luthor. Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'un gözünden okuduğumuz bu hikayede Superman pek ön planda değil. Fakat yine de Superman karakterini sevenler için kaçırılmayacak bir çizgi roman. Azzarello ve Bermeo ikilisinin kaleminden çıkan Luthor hakkında daha fazla bilgi için kanalımdaki inceleme videosuna göz atabilirsiniz. 5. Superman Red Son. Alternatif Superman hikayeleri arasında en ilerine olan Red Son, Superman bebekken Amerika yerine Sovyetlere düşseydi nasıl olurdu sorusunun cevabı. Yine Mark Miller tarzı olan bu uçuk fikir dünyada o kadar çok tuttu ki ülkemizde de 3. baskısı tükendi. Fakat nadir kitap başta olmak üzere ikinci elde halen uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Tekrar baskı umarız ileride gelir. Fakat yine de garanti alıp siz edinmeye çalışın. Goodreads puanı ise 52.680 oyla 5 üzerinden 4.17. 6. Kingdom Come. Başlı başına bir Superman çizgi romanı olmasa da Superman'in en önemli karakter olduğu bu harika eser, Alex Ross'un en önemli ve bol ödüllü çalışmalarından. Justice League üyelerinin yaşlandığı alternatif bir dönemi anlatan bu cilt 57.200'e yakın oyla 5 üzerinden 4.26 gibi yüksek bir puan almıştır. GBC tarafından basılan bu cildin maalesef baskısı tükendi. Bu yüzden almak isteyenler yine nadirkitap.com'a bakabilir. New 52 dönemi. Yeni 52 Superman serisinin basım hakkını alan YKY maalesef bu süreci pek etkili yönetemedi. Basması gereken 20 cildin sadece yarısını basabildi. Bu yüzden GBC'nin Batman'de olduğu kadar başarılı bir dönemden bahsedemeyeceğiz. Bu kısımda lafı daha fazla uzatmadan ciltleri sırayla söylüyorum. İlk önce Action Comics serisinin ilk 5 cildini sırayla okuyoruz. Bunlar da Action Comics Cilt 1, Superman ve Çelik Adamlar, Action Comics Cilt 2, Kurşun Geçirmez, Action Comics Cilt 3, Günlerin Sonu, Action Comics Cilt 4, Melez ve son olarak Action Comics Cilt 5, Yerin Altında Yatan. Tüm bunların ardından basılmadan atlanan Superman serisinin ilk 5 cildinden sonra gelen Superman Doomed Event'i geliyor. Normalde kalınca tek bir cilt olan bu eser, YKY tarafından 2 cilt olarak basıldı.
Sonrasında ise Superman serisinin 6. cildi olan fakat Türkçe'de hiçbir numaralandırma yapılmadan basılan Superman Yarının Adamları cildi geliyor. Tüm bunlardan sonra yine bazı ciltler atlanıyor ve Road to Rebirth yani Rebirth'e doğru alt başlıklı ciltler geliyor. Bunların en önemlisi de Superman, Lois ve Clark'ı okuduktan sonra yeni 52 dönemin son cildi olan Superman'in Son Günleri eventini okuyup bu dönemi bitiriyoruz. Rebirth dönemi. Yeni 52'deki kötü performansını YK'ya burada da devam ettirmeyi başarıyor ve yine basması gereken ciltlerin ancak yarısına basabiliyor. Fakat bu dönemde yayıncıların hepsi kötü iş çıkarttığı için YK'nin fazla üzerine gitmeyeceğim. Birazdan söyleyeceğim ciltleri sırasıyla okuyarak Rebirth döneminin basılan kısmını bitirebilirsiniz. İlk olarak Superman Cilt 1, Superman'in oğlu. Ardından Action Comics Cilt 1, Kıyamete Giden Yol. Superman Cilt 2, Süper Oğlun Sınavları. Action Comics Cilt 2, Gezegene Hoş Geldin. Superman Cilt 3, Paralel Evrenler. Action Comics Cilt 3, Çelik Adamlar. Superman'e ait bu videoda sizler için 20'den fazla çizgi roman sıraladım. New 52 ve Rebirth ciltleri ortalama hikayeler olsa da One Shot ciltlerde gerçekten güzel eserler var. Özellikle Superman'e yeni başlayacaklara ilk olarak One Shot ciltleri tavsiye ederim. Tüm bu ciltlerin dışında Batman Superman, Superman Wonder Woman ve Injustice ciltleri de mevcut. Bunlar başlı başına farklı bir seri olduğundan içeriğine değinmedim. Fakat bu dediklerimi okuduktan sonra halen daha bir şeylere ihtiyaç duyuyorsanız bunlara da yönelebilirsiniz. Bir başka okuma sırası videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.